Yeni Jilet MAK3 Çarkol. Her gün tertemiz bir tıraş. Günümüzdeki kir, yağlanma ve terleme erkeklerin en büyük problemlerinde. Jilet ise son yılların en büyük inovasyonlarından biri olan yeni MAK3 Charcoal tıraş bıçakları ve tıraş jeli ikilisi ise bu soruna pratik bir çözüm getiriyor. Yeni MAK3 Çarkol'un aktif karbon içeriği ve geliştirilmiş neşter keskinliğindeki bıçakları ile her güne tertemiz bir tıraş ile başlayın. Sevgili izleyiciler, asist analiz ekranlarında jilet spor sohbetlerinde, ünlülerle fanatik sohbetler serimizde. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yosem İzra'yı değerli oyuncu, sanatçı ve Türkiye'nin de benim de çok takip ettiğimde sanatçımızdır. Ben gerçekten <laughs> çok mutluyum. Röportaj hikayemiz de çok değişik. Siz öncelikle değişik... skandal ya. <laughs> Nasıl skandal. oldu? Ne olur bir anlat. Nasıl oldu? Ben Bak bunu da bana anlattırıyor. Abi hayatımda böyle bir... Hani... işi delege etme <laughs> üzerine Nazlıcan'dan daha böyle profesyonel tanımadım. Box Bujin Fight'ın evet. box gecesinde yani daha tanıştık dersek yalan olur. Geldi ben böyle tanıştım. dedi ki Yusuf Bey dedi benzinle röportaj yapmak istiyorum. <laughs> e, yapalım kızım dedim. Sıkıntı yok ya. Ama dedi benim telefonumun şarjı bitti. E, numaramı vereyim dedim. Kaydet <laughs> telefonumun şarjı bitti. Siz <laughs> dedi ben de vereyim size numarayı. İyi <laughs> e, peki dedim. Ben kaydettim. E, siz bana dedi bir mesaj atın. Mesela. ne oluyor lan dedim ben Allah Allah. Ben buna mesaj attım. Ee, Nazlı Can'cığım ben Yossi diye ama telefonumu açınca dedi bakacağım ben. Ertesi gün oldu. Ben zannediyorum ki beni arayacak ne zaman organize olalım falan. E ama aramadınız röportaj için dedi. Bir de üstüne fırça. Sizde denk geldi yani Yasme gerçekten samimiyetçisinden galiba tabii ben de saçma görmüyordum. Ben de hayatında. <laughs> ben de çok yoruldum artık çünkü sürekli konuştum. Çok yoruldum çünkü <laughs> çok tamam. Ya yani sizde gerçekten e, böyle egosuz böyle e, rahat ve konuşması da e, gerçekten insan kendini rahat mutlu hissediyor. Şimdi biraz önce de söylüyorduk böyle her şeyi organize etmek falan bir, bir şekilde bir kendi başınıza her şey yapmak durumunda kalıyor gibi. Ya olmuşsunuz. evet biraz ya bu ülkede bu tarz işlerde birazcık hani kendin pişir kendin yediyorum. Çok olur. doğru. Yani doğru. işin gerçeğini söylemek gerekirse. <laughs> hani abi işte doğru adama delege edeyim ben işi bilmem ne falan diyorsun. iş <laughs> İş aksıyor. Kesinlikle. İş, yani ve aksadığını görüyorsun. <laughs> ve diyorsun ki yani benim dünyada en katlanamadığım şey aptal insan. Üşüyor musun bu arada? Çay geldi. Yok, çok böyle çok hani iyi. Böyle geldi mi hani çay? Hani böyle... Ben... <laughs> Burada mı çekin? Yani oyunlarınız nasıl? Evet burası esasında Kuru Çeşme Plato. Hı hı. Sinan Çetin'in platosu. Burada kendi filmlerinin montajını falan filan yapıyor. Ve burası da böyle bir performans alanı esasında. Arkasında da yazdığı gibi hikayeci. Ben işte bir tek kişi bir şey yapmak istiyordum. Nerede yapayım, ne edeyim falan filan derken burada benim arkadaşlarım işletiyorlar. abi gel burada yapalım beraber dediler. Biz bir deneyelim nedir ne değildir. Burada başladı ilk mevzu 8 Kasım'da. Hı, hı. Ve ondan sonra bütün Türkiye'de oynamaya başladık. Karşı tarafa yani Anadolu yakasında işte geçen hafta Kırklareli'deydik falan filan bilmem ne işte Çorlu'ya gidiyorum, Bodrum'a gideceğim Kuşadası'nda oyun var falan filan. Tek bir performans. 30 yıllık kariyerimdeki ikonik hikayelerimi anlattığım bir performans esasında bu. Hani stand-up demiyorum. Stand-up başka bir şey çünkü. Başka bir kültür. Mesela özellikle stand-upçılar ellerinde mikrofonla takılıyor. Ben onu sevmiyorum. Biz tiyatrocular beden dilini çok fazla kullanmayı seven e tayfayız ya. Hani ben de yani çıplak ses hani zaten bu. Diyaframı boşuna mı eğittik ya, Nazlı Can'cım diye falan. Dolayısıyla hani onun için stand-up demiyorum. Hani tek kişi gösteri Keyifli geçiyor şu anda. Mutlu, mesuduz. Gelen değircilerin feedbackleri de güzel, keyifli anlatıyoruz işte bakalım. Hikaye yani anlatıyoruz. Sizi şu an dinlerken de öyle kesinlikle insana böyle hani hem o şeyi hissettiriyorsun. Bir hipnoz oluyorsun. Evet, evet. Bir hipnotize Evet, oluyorsun. sanki böyle her şeyi aynen yönlendirecek, bir sorun çıkmayacak. İşte öyle hipnotize, hipnotize edip millete senet imzalattırıyorum ben. <Gülüyor> Harika. <gülüyor> <laughs> Valla sizden böyle bir ders açalım YouTube. Peki sporla aslında evet biz ben söylediğimde size takımınızı biliyoruz. Fenerbahçelisi. Evet Fenerbahçeli. Maç izliyor musunuz? Nasıl bir ilginiz var? Yani genel... Ya izliyorum tabii ki izliyorum da yani bazen çok sinirleniyorum. Her defa da ya izlemeyeceğim ben ya bundan sonra falan <laughs> filan diyorum. Delirtiyorlar beni çünkü. <laughs> Ya ben biraz Türkiye'deki futbolun çok kalitesiz olduğunu düşünüyorum işin gerçeğini söylemek gerekirse. Ve maalesef ki seyir keyfi yok bir takım maçlarda. Bak Fenerbahçeliyim evet hiçbir zaman fanatik olmadım. Hayatımın hiçbir noktasında fanatik olmadım. Fanatizm anlayabilmiş Fanatezim değilim. Fanatizm nasıl mesela tanımınız ne tanımınız? Yani abi benim var öyle arkadaşlarım. Fenerbahçeli arkadaşım sürekli. Fenerbahçe'ye gelince hastaneye gidip serum taktıran falan böyle ben iyi değilim ne olacak bu Fenerbahçe'nin Ulan sana ne Hani babanın takımı mı bu? Yani bu niye hayatından 3 saat hastanede acil serviste harcıyorsun yani? Sana ne? Yani evet, tamam takımımız biz de tutuyoruz. Biz de destekliyoruz ama benim için mevzu 91. dakika biter. Ha. 91. dakika biter. Son düdük çalar bitti benim için. Hadi abi yenildiyse girdik. Şampiyonluklar sağ ol. Şampiyonluk kutlanır bilmem ne ama ben biraz daha galiba skorun daha hızlı değiştiği basketbol Basketbol biraz daha hani efendim söyleyeyim skorun biraz daha hızlı ve dinamik değiştiği daha sporları iyice. seviyorum. Hı hı. Basketbolu zaten çocukluğumdan beri çok seviyorum. Voleybolu çok seviyorum. Yeni bir hastalığa sardım. Tam böyle artık biz belli yaşlara gelmiş ve hard kardiyo işler yapabileceğimiz yaşları diye. yok. Motorsporlarını şey yapıyorum. Oynama olarak yeni bir hastalığa. Pickleball diye yeni bir manyakla şey yaptım. Tanıştım. Ben çok uzun yıllar tenis oynadım. Sonra dizimde bir problem çıktı. Tenis oynayamıyorum. O tenisin sahası böyle hani sağa gidiyorsun, evet. backhand vuruyorsun, sola gidiyorsun, forehand vuruyorsun. Bu dizide bir sıkıntı çıktı. Biraz daha dar alanda oynanan raket sporu. Böyle bir, bir, bir enteresan bir topu var. Enteresan bir şey var. Dedim ki tamam. Tam bir veteran e, yaşa gelmiş. Belli bir yaş e, 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 kriterine uygun bir e, salon değil ama e, dışarıda da oynanıyor. Çünkü tenis e, sahasının içinde belli bir ee, yeni özel çizgileri var o işin içinde. Onun içinde oynanır. Hatta şimdi milli takım falan kuruluyor. Dedim ki yani veteran veteran milli milli takım veteran falan kuracaksınız. Benim de yazın çünkü ben bayıldım işe. Çok, Çok keyifli. Ya. Çok keyifli. Keyifli seviyorum. Ona bir sarmış vaziyetteyim. Çarşamba günleri gidiyorum işte Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Akademisi'nde bir ekibimiz var. Beraber ee, terliyoruz. Çok da ciddi bir kalori harcatıyor. Peki, ee, şimdi hemen basketbol dediğiniz hızlı değişiyor skor vesaire. Fenerbahçe Beko izliyor musunuz maçları. Evet, Euro evet izliyorum. EuroLeague atmak hakem arkadaşlarım da var üstelik. Evet. E, onlarla falan çok şey. Hani e, biraz basketbola daha yatkınım ya yakınım seyretmek anlamında yatkınım. Tam bakıyorum. hakem demişken e, son bir olay oldu ya yani, Türkiye futbolu skandalı aslında. Bununla ilgili var <laughs> mı yorumunuz merak ettim gerçekten. Ya biz işte ya, ya ben şimdi yorum yapabilecek tabii ki hani, Hı -hı. kriterli bir herif değilim. Yani benim böyle bir şeyim yok. Yani bir bir otorite değilim ben bu Hı -hı. konuda ama yani bizim şunu konuşmamız gerekiyor. Abi Avrupa'da da maç seyrettim ben. Hı -hı. Millet Maça niye gidersin Nazlı Bağıralım, tuttuğumuz takımı destekleyelim, taraftarlık. Tezahürat yapalım, iki küfür edelim. Rahatlayalım. <laughs> Değil mi? Abi? Oh, enerjiden kurtulalım, eve dönelim. Bizde enerjiden kurtulmak yerine maç seviyorsun, ekstra enerji yükleniyorsun. Böyle negatif enerji yükleniyorsun ve bütün hafta onu konuşuyorsun. Onu konuşurken hakem konuşuyorsun. Hakem konuşurken başka bir şey konuşuyorsun. Hani bizde değişen çok. Mesela Yusuf Bey, yabancı hakem gelsin dediler ki hani bunlar belki daha objektif olur bu olaylar. Yani hem Türk futbolunda hem belki hani sportif centilmenliğe uygun e, olur belki. Yabancı yabancı futbolcu ithal ediyoruz biz. üç ay sonra Türk futbolcuya benziyor yabancı. Ya, aynı ya bak, ya bak yani ne yapıyoruz? Transfer alıyoruz değil mi? Herif Paris Saint-Germain'de oynamış, Real Madrid'de oynamış. Hakemin verdiği karara değil cümle. Harf çıkmıyor ağzından. Türkiye'ye geliyor. Havasından mıdır, suyundan <laughs> mıdır, yediği kebaptan mıdır nedir bilmiyorum. Herif 180 derece değişiyor. Böyle hakeme kafa atmalar falan yani hani futbolcuyu <laughs> da bozuyoruz. Çünkü büyük olasılıkla takım arkadaşları, yani yönetici neyse diyor ki hakeme oyna. Hmm. Hakeme oyna herifi etki altına al mı diyor artık bilmiyorum ki. Basketbol hakemleri hiç tartışılmıyor ama değil mi? Hani or belki biraz daha farklı yani spor Biraz daha da kültürlüler olabilir. Daha evet daha. Bak şimdi ne, üf, ne linç şimdi <laughs> burada. Sen ne demek istiyorsun kardeşim? <laughs> Futbol hakemleri kültürsüz mü falan diye 10 yıla yakındır Fenerbahçe şampiyonluk görmedi. Yani şöyle diyebilir miyiz? azından. <laughs> ah, ah, hadi jiletlermişim ben kendime. <laughs> Gerçekten önemli bir maçta mesela Türkiye'de biz stadında stadla maçı izlediğiniz oldu mu ya da unutulmaz e çok, böyle bir anınız falan? Hani e çok, şahit oldunuz Benim gibi. benim tabii ki en unutulmaz maçım. Biz çocuktuk. Büyük olasılıkla sizin yaşlarınız yetmez. Meşhur, meşhur 3-0'dan 4-3'e dönen Fenerbahçe Galatasaray maçı varmış. Bizim <laughs> Türkiye'de. Ya bak 6-0 olabilir abi. 6-0 bilir. Hani biz bir dönem çok onunla övündük ya. Evet. Bana sorarsan 3-0'dan geriden gelip 4-3 seyretmek. Çünkü bak biz ben o maçı çok net hatırlıyorum. İngilizce dil Labor laboratuvarında e, televizyon vardı bizim. Hocadan rica ettik. İlk yarıyı orada seyrettik. 3 0 yeniliyoruz. Servislere bindik. Evlere gidiyoruz. Radyodan açmışız. Dinliyoruz. Hasan. E, evet. Hani Hasan'ın o maçta patlayıp bir sene sonra e, Galatasaray'a transfer olup e, herifin kariyerini böyle böyle başüstü baş, üstü, baş üstü çaktığı ve hayatının bittiği dönem. Tamam mı? Hani 3-0'dan 4-3 benim için onun unutulmaz başlardan bir tanesidir yani. Peki ya daha sonra dediğiniz gibi mesela etkiden futbol daha mı seyir iki yüksekti mesela? Tabii o zamanları ki. böyle keyifli anlattınız Tabii ya. Ki. Şimdi böyle değişti mi gözlemlediğiniz? Evet yani, mi? yok abi tam daha tam tersi daha ileri gitmesi gerekirken biz de daha geriye gitti. yani genel anlamda Türkiye'de bir takım şeyler çok daha ileri gitmesi gerekirken bir takım şeyler çok fazla geri gitti. KPSS'nin gözünden acaba Türk futbolunda ya da spor camiasında bir şey değişse ne değişir? Mesela ne değişmesi gerekiyor? Ne daha adil, daha farklı bir eşit düzeyde olur? Bunun bir spor olduğunun farkına varması lazım. Oynayan da seyreden de. Abi yurt dışında bak diyorum sana. Evet, Azıcık diyorum. Yurt dışında şimdi. Evet diyeceksin ki ya içmiş yani şimdi İngiliz fanatizmi diye bir şey var diyeceksin büyük olasılıkla. eminim ama bak rahmetli kraliçe hepsinin nasıl bir ayar verdi bunlara bir daha bir daha İngiliz e, fanatizmi görüyor musun ne dedi bunlar dedi sergileri İngiltere'yi e, kötü lanse ediyorsun Türkiye e, dünyada reputasyonumuzu bitiriyorsunuz bizim 3 sene mi 4 sene mi UEFA liginden Avrupa liginden men ediyorum. Hiçbiriniz katılamazsınız dediler. Tıpış tıpış adam oldular mı? Kesinlikle. Oldular. Bir Şimdi olay bugün bir görüyor musun? Ya. Görmüyorsun. Evet. Eyvallah. Demek ki yani demek ki hani ödül olduğu kadar ceza da olmalı ki bir şeyler değişmeli. Yani bunun bir spor olduğunu, bunun bir keyif olduğunu, bunun bir deşarj e, unsuru olduğunu anlamamız gerektiğini savunuyorum ben. Dolayısıyla yurt dışında görüyorum ben abi millet bak Biraları, viskileri içerek e, maça gidiyorlar. ona keyifli var. Abi, e, hangi maçta hatırlamıyorum. İngil İngiltere'de, İngiltere'de, İngiltere'de bir yer, Leeds United mı falan bir hani, hı hı. hani maç bitti, dağılınıldı herkes trenle gidiyor falan hani herifler o kadar içmişler ki hani lay lay loom şarkılar türküler herifler böyle hani bir tanesi böyle çıkıyor böyle ayrış midir artık İrlandalı mıdır nedir bilmiyorum dans ediyor falan kimse kimseyle kavga Biraz etmiyor. Biraz daha böyle karnaval havası değil mi hani oraya Biraz çoşku. daha mı? Tam bir karnaval havası. coşku <laughs> öyle. Şimdi Euro 2004 gibi böyle uluslararası turnuvaları falan merakınız var mı? Ya da ne bileyim işte tenis dediniz oynuyorum hani Wimbledon gittiniz mi? Biraz daha ya da şimdi olimpiyatlar var Olimpiya şey. Yani, yani. çok gidemedim Yalan söyleyeyim. Esasında evet, bir canlı canlı bir Wimbledon tenis seyretmek çok eğlenceli, çok keyifli olabilir tabii ki. ile ilgili düşünceniz Voleybolu tabii ki abi, bizim kızları acayip seviyorum. Acayip takdir ediyorum. Bize acayip duygular yaşattılar. <laughs> ee, geçen sene motor sporları organizasyonunda Trans Anatolia ile motorla biz yollardaydık. Kızlar işte yarı final, final evet, bilmem ne aldı, falan. Dünya abi, abi bütün abi. gün motor kullanıyoruz. <laughs> Otele geliyoruz, duş yapmamız lazım. Toz toprağın içindeyiz. Herkes kaskları falan, botları çıkarıyor. Lobide maçları falan seyrediyoruz. Hani çok gururlandım ben. Ya bir kere yani bu kadar hani bir Türk gencinin böyle bir başarıya imza atması tabii ki insanın göğsünü kabartıyor. Bu, bu, bu yatsınamaz bir şey. Bir de başarılılar kardeşim yani. Helal olsun. Başarıyı da Evet. Öpüp başımıza koyacağız evet. yani. Helal olsun. Öyle hani Ebrar'ın falan böyle çatılar çutara çutara, çutara böyle tokatlar gibi ee toplara vuruyorlar. Helal olsun abi. Ben ee takdir ediyorum. Yani dünyaya böyle ders veriyor gibi bambaşka. Evet şey. abi çok, evet. Çok yani güzel. hani şöyle bir çünkü dünyada şöyle bir algı var. Belki son 10 senedir belki yoktur da. Şeyden ee bu... 2002 miydi 2003 müydü dünyada dünya kupasında 3. olduk biz. 2002. 2002'de e, dünya kupasında. Belki ondan sonra değişmiş olabilir dünyadaki algı. Ya Türkler bu işten anlamaz. Hı, hı Spor, bilmem ne falan filan gibi. Bu algı bence o üç dünya üçüncülüğünden sonra birazcık değişti. Çünkü tamam bireyselde başarı yok mu? Bak bir Fenerbahçeli olarak şunu da söyleyeyim yani Galatasaray'ın yurt dışındaki Avrupa Ligi'ndeki başarıları ülke puanının acayip bir yerlere İnsanlar gitmesi. olarak. E hey, tabi abi. Ya, ya <laughs> şimdi bak, ben şu bak. Rekabet güzel bir şeydir Nazlıcığım. Kaliteyi arttırır. Okey. Bu ülkenin sınırları içerisinde biz seninle maç seyredelim. Sen küfür et bana, ben küfür edeyim. Senin vereceğin kararın içine edeyim. Bir, şey yapalım. Ondan sonra içelim. Baba güzel <laughs> maçtı. Tamam mı? <laughs> süper anlattınız ya. Kat. Ülke dışına mı taştı mevzu? Abi orada artık milli duygular devreye girer. Orada sarı lacivert, sarı kırmızı, siyah beyaz, bordo mavi. Bunun önemi yok. Orada ay yıldızlı bayrak önemlidir benim için. Çünkü bizi temsil ediyorlar. Yani anlatabildim ya bizim temsil ediyorlar derken yani bizi gururlandıracak, biz biz mutlu edecek şeyler yapıyorlar. Ben orada bakmam. Ben Galatasaray'ın nöşeteli 5-0 yendiği sonrasında da efendime söyleyeyim masada kazandıkları maçı iptal ettiler sonra hmm. tekrar masada kazandılar falan. Ben Bağdat Caddesi doğumlu cadde çocuğuyum hmm. ben. Biz elimizde Galatasaray bayraklarıyla falan caddede kilometrelerce bayrak sallayıp yürüdüğüm zamanları hatırlıyorum ben. Bir de Kadık yani bir de, bir de... <laughs> Ama diyorum ya sana artık orada şimdi orada artık Galatasaray Fenerbahçe durumu yok. Orada başka bir milli bir duygu var. Başka bir hani gururunun okşandığı. Bak biz de becerebiliyoruz kardeşim böyle şeyleri bu. Yani tamam futbol Adadan çıkma İngiliz işi gibi görünüşse de biz de biliyoruz. Biz de boş değiliz kardeşim yani. Aa, o kadar dedik ki futboldan hiç dedin. Konuşmayacağız dedik. Ben, sadece futboldan konuşuyoruz. Ben de öğrendim. Yani Esasında düşün. şöyle Nazlı Can'cığım. Ben esasında curling'e meraklıyım dermişim. Hani <laughs> böyle atıyorsun önünde elektrik yapıyorsun <laughs> falan. Yok gerçekten yani. Hiç mesela böyle bir oyun yazmaya da böyle bir skeç tiyatroda oyun ve işte e, sizin dünyanızda futbol Türkiye ile çok bağlaşmış bağdaş, bir şey yani. Bizim fanatikliğimiz ülkemizin bir gerçeği. Evet. Hiç bunlara değiniyor musunuz? E, oyunlarda veya Yok çok dem de çünkü dedim ya ben bir kriter değil bir otorite değilim bir de çok fazla bilgim yok hı. Ya bak bugün çok net netiyorum. Fenerbahçeliyim diyorum. Hı hı. Bana ilk 11'i say da sayamam ben hı hı. sana bak o kadar. Ya benim Fenerbahçeliyim o derece. Ama hani abi destek mi? Eyvallah destek de kardeşim yani Genç, Atatürk'ün gençliğe hitabesi gibi ben onu ezberliyoruz. Hmm. Eyvallah da. Yani ben niye ilk bir ezberlemek <laughs> zorundayım kardeşim yani? <laughs> Aslında şöyle örnek verdiğinizde de çok farklı oldu. Galatasaray'ı da destekledim dediniz. Şimdi son şampiyonundan sonra takım bu arada belki hani buna biraz e, Ama bizim fark... bu sene şampiyon olmamız lazım <laughs> artık. Hayır çünkü şey Ali Bey'e de üzülüyorum. Yani e, Ali Koç'a da üzülüyorum. Geldiğinden beri en azından bir şampiyonluk görmeli bu adam. Tabii Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk bekliyor ama şimdi Galatasaray'da hemen bir soracağım size merak ediyorum. Yani hem geçen sene şampiyonluk bu sene böyle e, hiç gücünden aslında motivasyon kaybı olmadan tekrar aynı şekilde e, lig birincisi olarak sürdüren bir takımla karşı karşıyayız. E, peki yani bence Galatasaray'ın başarısı değil. Galatasaray bu sene de şampiyonluk görüyor. Okey yani bence, bence şu andaki durum Galatasaray'ın başarısı değil. Fenerbahçe'nin başarısızlığı. <laughs> basiretsizliği. Ya bu, bu, bu basiretsiz değil mi? Yani. yani saçma sapan puan kayıpları. Anlatabildim mi? Yani ya bu, kesin alacağın maçı vermeler falan. Yani hani benim eşim hasta Galatasaraylı. Kombinesi kombinesi var. <laughs> tabii tabii maça gidiyor falan. Yani küfür kıyamet geri geliyor falan filan. Biz evde maç seyretmiyoruz mesela. Yani. Ben evde seninle maç seyrettiğim zaman yeniliyor Galatasaray falan filan. Derbi falan. Var. Tabii tabii der, falan. Yani ben de hani sırf yenilsinler diye beraber maç seyredelim diye. Yani türlü türlü e, organizasyonlar yapıyorum. Artık <laughs> aydı mevzuya yemiyor. <laughs> Aslında çok güzel rekabet oluyordur. diye. Ya keyifle esasında. Abi ben de, mesela bak, o bir otoritedir. Ya otoritedir derken bilgisi olduğu için <laughs> sana şunu söyleyebilir. 2004, 2005, 11'ini falan sayabilir yani. Ya ben hani ben şeylerde kaldım. Suat'ta falan kaldım ben. <laughs> Peki hala sizden olimpiyatlarla <laughs> ilgili tabi ekip e, voleybolcu kızlarımız olimpiyatlarda yarışacak. 2024 evet. Paris olimpiyatlarına temsil edecekler Türkiye'yi bu Ağustos ayında. Yani e, bunu da bir sizin mesajınız var. Ee, yani e, sonuna kadar arkalarındayız. Gidecek misiniz Paris planı var mı bu arada? Vallahi Paris planı yok. Yalan söylemeyeyim. Ee, bir İngiltere e, planımız İngiltere var. İngiltere'ye taşıma planınız var mı? Yok yok hiç. Siz benim, öyle. bu niye? ya hayır, <laughs> Siz İngiltere öyle gezmek mi? için arkadaşlarım orada benim. Ama çok oyunlar. Ay şöyle <laughs> bir şey. Hiç, ben yani be, benim yani benim Avrupa bir Avrupa Birliği vatandaşlığım var benim. Yani İspanyol vatandaşıyım aynı zamanda. Hiçbir zaman bu ülkeden gitmek gibi bir e, düşüncem yok benim. Ben ben bu ülkeyi çok seviyorum. Yani niye sevmeyeyim? Bu ülkede doğdum, bu ülkede vergi veriyorum, bu ülkede oy kullanıyorum, bu ülkede 18 ay askerlik yaptım. Anlatabildim mi? Hani şöyle bir derdim yok. Ben gezmeye gidiyorum arkadaşlarıma. İngiltere'ye gidip şu oyunumu oyunum, belki İngiltere'deki Türklere oynayabilirim gibi böyle bir bir bağlantı e, söz konusu. Orada yaşayan arkadaşlarım var çünkü. E, onunla alakalı bir gösteriler yapacağım çünkü e, görüşmeler yapacağım çünkü Almanya, Belçika, Fransa. Buralarda e, Türkler tiyatroya gidiyorlar. Kesinlikle. E, e, turneler yapıyoruz. İngiltere'de daha önce hiç oynamadım. Çünkü Almanya'nın birçok şehrinde oynadım. E, Hollanda'da oynadım, Fransa'da oynadım, İsrail'de oynadım. iki sene önce e, bu mevzular daha patlamamıştı. Her, herkes çok mutluydu ortalıkta. E, hatta yani dolayısıyla bir de İngiltere'de oynarsam çok keyifli olabilir tabii ki. Onun için bir görüşmeye gideceğim. Bence bir de seversen. eğer becerebilirsek... Pound izin verirse hı hı. böyle bir 26 günlük bir İngiltere, İrlanda, İskoçya motosiklet turu. Ooo Pound izin verirse. <laughs> pound izin verirse çünkü en son ben 2018'de Norveç'e gittim motorla. İstanbul'dan çıktık. Onu soracağım. Bu motor sporlarına ilginizden de bahseder misiniz? Ya motor sporlarına ilgim, motosiklete ilgim aslında. Motosiklete ilgim bir de hani malum biliyorsun. Şimdi seksist yaklaşmak istemiyorum ama Yoksa. hani araba ve motosiklet bizim <laughs> çocukluğumuzda hani erkeğin oyuncağıydı <laughs> ama artık dünya öyle bir yere gitti ki erkeklerden daha iyi motor ve araba kullanan kızlar tanıyorum ben. Hani içimizden geçerler bizim yani. falan öyle böyleydi Dolayısıyla hani çok şey görüyorum. En son 2018'de bir Norveç'e gittik. İstanbul'dan çıktık. 16 ülke. 26 gün 11.000 bin kilometre yaptık. Sonrasında işte tabi euro 33'e geldi. Ben gittiğimde 8 liraydı. Onun için pound izin verirse, <laughs> pound izin verirse onun için böyle bir tur yapasımız Bilmiyorum var mı? Böyle yarışma gibi bu tur Hayır hayır ben tam tersi. Yani benim mevzum şu. Ben abi event olsun, yiyelim, içelim, gülelim, e, efendime söyleyeyim pit stop'a girelim, e, efendime söyleyeyim. Hani ya, ben motosikleti kullanıyorum, e, çok mutluyum. Ama mesela beni kullandığım motosiklet, motosiklet hız motosikleti ya yani bir race makina değil, enduro makina. Hmm. Ben doğada olmayı seviyorum. Motosporlarını, yani motosiklet sporlarını şu anlamda seviyorum. Spesyallerle 250 cc küçük e, hafif makinalarla çamura girmeyi, doğanın içinde olmayı, efendim söyleyeyim mesela, şimdi herkesin terapi anlayışı farklı. Benim terapi anlayışım pazartesi sabah 7'de kalkıyorum. Belgrad Ormanı'na gidiyorum. Arkadaşlarımla motor orada sincap besliyoruz kuş Ay ne diyor. güzel ya. Herkesin ihtiyacı Yanı, ya, yanımıza iki tane böyle e, enerji bar alıyoruz. Kahvaltımızı onunla ediyoruz. Sonra herkes işine gidiyor saat 10'da. Ay çok güzel gerçekten. Yani burada da bu büyük şehirde de böyle şeye ihtiyaç var galiba değil mi? E, bu şehir çok yorucu ve zorlu bir şehir. Gerçekten. İstanbul özelinde konuşmak gerekirse. Ben katılıyorum öyle ve sizin de hatta böyle şeylere de ihtiyacımız var. Bugün de geleceğim. Teşekkür ediyorum ki oyuna davet ettiniz. Teşekkür ederim. Siz de Gain'de röportaj adam e, projesinde. Evet Mahsun Nasıl geçiyor? Nasıl gidiyor? Bu? Çok eğlenceli. geçiyor. Biz çektik bitirdik Aha. o işi, çektik bitirdik ama her Cuma her yeni bölüm evet. yayınlanıyor. Evet. Benim son yıllarda çok eğlenerek ve gülerek çektiğim bir iş. Evet. Ben eğlen, ben hayatın çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Eğlenmenin, gülmenin çok önemli bir eylem olduğunu düşünüyorum. Hele pandemiden sonra yarın sabaha uyanacağımızın garantisi olmadığı için gülmemiz, eğlenmemiz ve bu hayatın tadını çıkarmamız gerektiğine inanıyorum bu projeyi kabul etmemin sebeplerinden bir tanesi buydu. Hatta diler ki abi Türkiye'de dedi yani çok oyuncuyla görüşüyoruz. Kimse kimse jigolo oynamak istemiyordu. Ben böyle veteran bir jigoloyu oynuyorum. Hani böyle e, e, son iki senesi prostat başlangıcı var. <gülüyor> <gülüyor> böyle, bir karakter. Çok eğlenceli. Karakterin adı Ateş. Ömer'le görüşmeye gittik yönetmenle. Abi dedi hani biz yani kabul edersin etmezsin bilmiyoruz falan dedi. Ben dedim ki okudum çok eğlenceli. Hani gerçekten yapabilecek miyiz biz bunu? Abi bir dijital platform olduğu için biraz daha hani karasal yayına göre biraz daha özgürüz dedi. Okey dedim eğer bu özgürlüğünü koruyabileceksen ben projeye okeyim dedim. Biz o gün el sıkıştık. Hı hı. Ve iyi ki el sıkışmışız. Çok güldük, çok eğlendik. Çok da güzel bir iş çıktı. Hatta bak çok enteresan bir şey. Bugün kaymakamlıkta bir işim vardı. Beş, Beşiktaş kaymakamlığına gittim. Öyle tam kapıda çocuklar, böyle güvenlikçiler. Girerken baktılar. Tanıttıklarını düşündüm. Eyvallah. Çıktım, döndüm. Tam böyle çıkarken dedi ki, abi dedi, <gülüyor> aktörsünüz <gülüyor> değil mi dedi. Evet dedim <laughs> oyuncuyum. Abi Mahsun şey. Ateş abi falan dedi. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Abi bayılıyoruz ya falan sana. Eyvallah dedim. Hani... Hani böyle bir Ateş karakterini çok çabuk kabullendiler. Çok eğlenceli, çok ıı, kabullenildi ve arkadan böyle bağırıyorlar böyle Bağdat Caddesi'nde böyle da giderken falan. Ateş abi bizi de sat falan diye. Hani <laughs> çünkü Mahsun'u satıyorum ben oradan, pazarlıyorum falan gibi bir durum zaten. Hani böyle hani şey yapıyorum ne derler hani e, yerime birini yetiştiriyorum gibi bir durum var. Hani el verdim. <laughs> çok iyi aslında daha ters senaryolar görmeye alıştık <laughs> bunu da bir izleyici olarak devam edeceğim ben de serilerinize. Tavsiye ederim. Kesinlikle. Çok teşekkür, ben teşekkür yani ederim. Yani buraya gerçekten hem mekanınız çok güzel hem yeriniz bütün arkadaş ekip de arkadaş, evet, evet. ekip ekiple çok tatlı yardımcı oldular. Siz de bu kadar telaşın arasında konuşturduk. Eyvallah. Şey tamam, süper. Ettirdik. tamam. Şeyi gibi. Abi, yani da yedettirdin. Her abi tamam. aldım gibi ben hayatımda böyle tacize uğradığımı hatırlamıyorum <laughs> abi de <laughs> bir de fırça fırça yani Aramadınız zaman röportaj için. <laughs> Dedim ki ben buna yani hani Aramadığınız zaman röportaj için diye e, Whatsapp'tan yazı yazmış. Ben dedim ki buna yazıyla cevap veremem. Ses mesajı yollayacağım. Yol hani ses mesajı attım. Sonra evet, kahkahayla beni geri aradı. Sonra geri aradı. İnşallah tekrar bir röportaj fırsatı da buluruz. İnşallah. Bütün Sanmıyorum de... ama. Ya, Sanmıyorum. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Yok ben bir daha artık sevdim buradayım. E, gerçekten <laughs> çok mutlu olduk. Sevgili izleyiciler Yosemiz İzra ile beraberdik. Kendisinin <laughs> oyununu da izleyeceğiz birazdan. E, oyunlar bu arada bütün sene mi? Nasıl skeceleriniz? E, yani başladık. E, şimdi tabii önümüzde şimdi bir Mart ayı malum. Bir seçimimiz var. Seçimden kaynaklı çok sahne bulamayacağız büyük olasılıkla. Çünkü <laughs> her belediye başkan adayı sahneli çok fazla vermek kendileri için kullanmak istiyorlar. <laughs> Nisan sonu itibariyle yani Nisan başı itibariyle hı. daha doğrusu bittikten sonra mevzu. E, tekrar e, oyunlarımızı kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, ben bütün her şeyimi kendi Instagram hesabından paylaşıyorum. Hı hı, takip edelim. B b bütün e, aylık programı, o gece neredeyiz, yarın akşam şey e, li bilet linklerini paylaşıyorum. Hı. Çünkü artık orası bizim biliyorsun hani kendi reklam mecramız. Kesinlikle. Yani hepimiz esasında küçük birer cemuzanız. Hepimizin televizyonu var. <laughs> Cem Bey şimdi Paris'ten <laughs> seyrediyorsa ne diyorsun oğlum falan diyebilmemle. <laughs> <ne. gülüyor> Allah'tan kendisiyle tanışıklığımız var zamanından. E, dolayısıyla e, oradan paylaşıyorum, oradan takip edebilirler. Çok teşekkürler sevgili izleyiciler. 8. <laughs> defa teşekkür ediyorum. Programı kapatamıyorum. <laughs> Kapatamadım. <sizler. gülüyor> Cüle sponsorluğunda asistanınız ekranlarında ünlülerle spor sohbetleri serimizde konuğumuz Yosem İzre'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz 9. kez. <laughs> Lütfen izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Curling oynayın. Yeni jilet çarkol. Her gün tertemiz bir tıraş.